Merhabalar. Çok değerli anneler ve babalar, sevgili çocuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki konumuz özellikle kış aylarının çok önemli konularından ve sorunlarından birisi çocukluk çağında ateş yüksekliği ve ateşin nasıl düşürülmesi gerektiği ve ateş konusunda anne babaların bilmesi gerektiği kadarıyla nedeni, etkileri ve aynı zamanda da yönetimi. Ateş yüksekliği çocukluk çağında hemen hemen bütün enfeksiyon hastalıklarında ve bizim yangı yani iltihabi süreç dediğimiz hastalıkların tümünde görülebilir. Mesela bu bir üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle, grip de olabilir. Ya da bunlar viral enfeksiyonlar ya da bir bakteriyel enfeksiyon dediğimiz bademcik iltihabında da olabilir. Ya da daha ayrıcalıklı bir bakteri olan, mikrop olan tüberkülozda da olabilir. Bir kanserde de olabilir. Bir romatizmal hastalıkta, birçoğunuz belki biliyordur, eklem romatizmasında, hem akut eklem romatizmasında hem de aynı zamanda bildiğimiz romatoid artrit dediğimiz, JRA dediğimiz romatizmal hastalıkta da olabilir. Buradan anlaşılıyor ki ateş yüksekliği çocukluk çağında daha önemli ve erken ama erişkinde bir miktar daha az ve bir miktar daha geç bir şekilde hemen hemen yangısal bütün hastalıklarda olabilir. Bu bir enfeksiyon ya da enfeksiyon dışı nedenler olabilir. O zaman bu yaratılışımızda olan bir olgu ve yaratılışımızda var ise ateş yüksekliği muhakkak surette bir faydası vardır. Yani hiçbir zaman yaratılmış olan hiçbir şey gayetsiz, nedensiz yaratılmamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bunu bir kenarda tutalım ve bir kenara koyalım. Pekala, biz ateş yüksekliği hakkında neden bu kadar korkuyoruz? Anne babaların bu konuda söylediği tek şey ateşli havaleye yol açmamız. Birincisi, sevgili anne babalar, ateşli havale eğer ki anne babada bir febril konvülsiyon dediğimiz ateşli havale varsa çocuk o zaman ateşli havale geçirir. Yani sizlerde yoksa bu konuda endişe etmenize gerek yok. İkincisi, ateşli havale dediğimiz şey, havaleye neden olan herhangi bir problem yokken oluşan havaledir. Ve bu ateş yüksekliği eşlik ettiği içindir. Mesela menenjitte de ateş yüksekliği olur ve burada havale geçirilebilir. Bu ateşli havale değildir. Bu menenjitin bir komponenti, yani menenjitin bir bulgusudur. Ya da aşırı sıvı kaybeden çocuklarda sıvı kaybının anlamı olan dehidratasyon dediğimiz bu durumda ateş olabilir. Ama burada ateşin nedeni vardır. Yani ateşin bir nedeni var ve bununla birlikte havayla geçiliyorsa bu ateşli havayla değildir. Yani çocuğumuzda nezle, grip oldu. Yani bir viral enfeksiyon oldu. Ve havayla geçiliyorsa burada korkulacak bir şey yok. Çok çok nadir durumlarda ateşli havale dediğimiz olay statüsa, yani çok uzun süreli havale yol açabilir. Yani ben açıkçası 31 yıllık çocuk çağına ait olan hastaları izlediğim bir çocuk hekimi olarak febril statüs dediğimiz ateşli havaleye bağlı, nedeni başka bir şey değil ise, yani bir menenjit ya da bir ensefalit dediğimiz beyin iltihabı değil ise böyle bir durum görmedim. Bu nedenle lütfen ateş yüksekliğinden başka bir neden yoksa korkmayın, endişe etmeyin. Ve ateş yüksekliği konusundaki bilgilerinizi sadece internetten ya da kulaktan duyma olarak değerlendirmeyin. Çünkü ateş yüksekliğine hakim olabilmek için ve ateş yüksekliği konusunda endişelerini giderebilmek için anneler, babalar, bakıcı olan kişiler ve bazen de maalesef hekim arkadaşlarımız ciddi hatalar, yanlış uygulamalar ve gereksiz uygulamalar yapmaktadır.
Çocuğumuza vereceğimiz her ilacın onun bedenini etkilediğini ve bir kimyasal olduğunu ve bu kimyasalın çoğu zaman geçici ama bazen de maalesef ki kalıcı hasarlar verebileceğini lütfen unutmayın. Ve bu nedenle ateşe yaklaşırken, yani ateşli bir çocuğa yaklaşırken heyecanlanmayın. Stres ve panik olmayın. Ancak şu durumda stres olun. Eğer ki yeni doğan bir çocuğun ateş yüksekliği varsa bu çok önemlidir. İlk 3 ayda bir çocuğun ateşi varsa bu önemlidir. 6 aylık bir çocukta ateş varsa bu önemli olabilir. Ama 6 aydan daha büyük çocuklardaki ateş yüksekliği için lütfen panik yapmayın. Lütfen gereksiz uygulamalar yapmayın. Eğer ki ateş yüksekliği konusunda biz ateşin yüksekliği konusunda gerçekten eminsek. Bazen şöyle yapılıyor. İdeal bir ateş yüksekliği ölçümü, yani ateş ölçümü koltuk altından iyice kurulayarak ve mümkünse civalı bir termometre ile yapılmalı. Ama civalı termometreler cam olduğu için ve artık camla ilgili olan kazalar olduğu için ve civa ile ilgili olan entoksikasyon endişeleri olduğu için bu termometreler üretilmiyor. Fakat elektronik modeller var. Ateş ideal olarak ya koltuk altından, koltuk altı iyice kurulanarak 3 dakika termometre bekledikten sonra ya da kulaktan ölçülmelidir. Dışarıdan, alından, vücudun değişik yerlerinden ölçülen ateş çocukluk çağında güvenilir değildir. Ve bu şekilde ateş ölçülmemelidir. Bu şekilde ölçtüğünüz ateş ortamın ısısı, çocuğun stresi, verdiğiniz ilaçlar ve birçok şeyle değişebilir ve yanıltır sizi. Bu nedenle sadece ya kulaktan ya da koltuk altından ölçülmelidir. Ateş yüksekliği, yani vücudumuzun düzeyi, ateş düzeyi sabah ile akşam arasında metabolizmanın farkı ile 0.8 ila 1.2 arasında değişebilir. Yani sabah ölçtüğünüz ateş 36.5, akşam ölçtüğünüz ateş 37.5 olabilir. Bu durumda çocuğun ateşi yükseliyor diye lütfen panik yapıp önlem almayın. Ve ateş yüksekliğinin çocukluk çağındaki %75-80 nedeni viral enfeksiyonlardır. Ve ateş yüksekliği diyebilmek için muhakkak surette vücut ısısının koltuk altı ya da kulaktan ölçülen ısının 38 derecenin üzerinde olması gerekir. Pekala, vücut enfeksiyon durumunda ateşi neden yükseltir? Yani ateşin ne gibi bir hikmeti, ne gibi bir faydası var? Yaratılışımızda neden var? Ateş yüksekliğinin nedeni vücudumuz biliyorsunuz ki diğer birçok sıcak kanlı hayvan gibi 35,5 ila 37,5 arasında ısıya sahip olan bir yapımız var. Bu metabolizmamız, yaptığımız egzersiz, açlık tokluk durumumuz, aldığımız ilaç veya birçok şeye göre, çevreye göre değişebilir. Eğer 35,5 arasındaysa biz buna ne diyoruz? Hipotermi. Gerçekten hayati anlamda risktir. 37,5'a kadar normaldir. Buna normal temperature, normal ısı diyoruz. 37,5 ile 38 derece arasında subfebril, yani ateş öncesi diyoruz. Bu dönem geçiş dönemidir. 38,5 derecenin üzerinde ateş yüksekliğidir. Vücudumuzun kendi normal temperature'ını, yani ısı değerini beynimizdeki ısı merkeziyle normali sağlarken neden yükseltiyor? Çünkü enfeksiyon durumunda bir dokuda enfeksiyon etkeni olan mikrop olduğu için bu mikrobun öldürülmesi için oraya daha fazla miktarda beyaz kan hücresi, yani lökosit gitmelidir. O lökositin giderilmesi için damarların genişlemesine
ve daha çok basınca ihtiyaç vardır damarda. Ve oraya ayrıca lökositin birbiri arasında konuşabilmesi için olan sitokinlerin gitmesi, oraya daha fazla oksijen gitmesi, oraya daha fazla glikoz, şeker ve diğer yapı elemanlarının gitmesi gerekir. İşte bunun için o bölgeyi besleyen kan damarı yani ater damarların genişlemesi ve basıncını arttırması gerekir. Bu ancak kalbin daha çok atması ve daha basınç, daha yüksek basınç yani kontraktilite dediğimiz daha yüksek basınç üretmesiyle mümkündür. Bu nedenle ateşin her bir derece yükselmesinde kalp 20 nabız daha yüksek atar ve basınç daha da artar ve bu ancak ateşin o bölgedeki damarları genişletmesiyle mümkündür. Yani ateş bir yandan damarları genişletirken diğer yandan kalbin atımına ve dakikada 10 tane de fazla solunum yaptırarak akciğerlerin daha fazla oksijen alımı ve bunun nabız artımıyla birlikte dokuya gitmesine neden olur. Yani hülasayı kelam derler eskiler. Özetle ateş yüksekliği enfeksiyon geçiren bir çocuk için gerçekten çok faydalı bir şeydir. Ve gerçekten ateş, ben kaba bir tanım kullanacağım, affınıza sığınıyorum, hunharca düşürülmemelidir. Çok hızlı panikle düşürdüğünüz ateş çocuğun vücudunun da zayıf kalmasına ve enfeksiyonla mücadelesinin azalmasına yol açar. Ateş ne zaman düşürülmelidir? Eğer ki çocuk ateş yüksekliği nedeniyle halsiz kalıyor ise, genel durum bozuluyor ise, çünkü vücudun da enfeksiyon etkeniyle mücadelesi için belli bir iyilik ayakta kalır ve normal değeri sağlaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa işte o zaman ateş düşürülmelidir. Değilse ateşe pek dokunulmaması gerekir. Ama tabii ki daha küçük çocuklarda 38,5-39 derece, bazen anne geliyor ne diyor? Hocam ateş 39,5 derece oldu. Bu durumda tabii ki çocuğun genel durumunun bozulması ve aynı zamanda da genel durum bozulmasıyla birlikte iştahının azalması ve yiyememesi neden olur. Gerekli besini alamayan ve gerekli sıvı alamayan çocuk tabii ki iyileşmesi zor olduğu için bu durumda ateş düşürülmeli ve bu durumda her belli aralıklarla ateş yüksekliğinin tekrar tekrar geriye gelmemesi sağlanması faydalı olur. Ama tabii ki bu istisnai bir durumdur. Bu arada ateş yüksekliği için tabii ki sadece ilaçlar gerekli değildir ya da gerekli değildirden daha çok sadece ilaçlar etkili olmaz. Ilık bir duş aldırılıp vücudun bir miktar pansuman yapar gibi kurulanıp böyle tatlı bir nem kalıp sıvının oradan buharlaşması da ateş düşürebilir. Ama bu durumda eğer su sıcaksa ateşi yükseltebilir. Su serin ve küçük titrerse ateşi yükseltebilir. Bu nedenle banyolarda banyo yaptırırken ateş yüksekliği nedeniyle çocuğumuzun titrememesine özen göstermemiz gerekir. Ve tabii ki enfeksiyon geçiren bu durumda ateş yüksekliği var ve bu konuda bir tedavi başlanmışsa mutlaka çocuğun üstünün olabildiğince açık ve rahat olması ve ısı kaybının sağlanması mutlaka gereklidir ve mutlaka yapılmalıdır. Ancak ateş konusundaki bu genel yaklaşımlar uygulanmadan ve bu realistik bir yaklaşım olmadan inanılmaz bir panik ve korkuyla çocuğa yaklaşım ve tedavi planlama çocuğumuza zarar verebilir ve bunun yanında da aynı zamanda enfeksiyonun uzamasına neden olabilir. Viral enfeksiyonlar için başta dediğim gibi çocukluk çağında %80 etken viral enfeksiyonlardır. Bakteriyel enfeksiyonlar değildir. Tabii ki bakteriyel enfeksiyonlar da var ama azınlıktadır. Bu nedenle
ateşi yüksek olan her çocuğumuza lütfen antibiyotik başlamayın. Birçok aile, anne baba maalesef ki bizim meslektaşlarımızın da fazla miktarda garantici davranıp bunları önermesiyle, hocam biz antibiyotik kullandık çünkü ateşimiz vardı, kullanmak zorunda kaldık diyor. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bir, ateşi olan çocuklara ateş nedeniyle önerilen antibiyotiklerin %80'i gereksizdir. Çocukluk çağında maalesef ki şu anda kullanılan ve önerilen antibiyotik terapinin %90'ı gereksizdir. Bu nedenle lütfen direkt olarak saptanmış ve kanıtlanmış bir bakteriyel enfeksiyon yoksa, bu nedir? Bu kriptik tonsilit dediğimiz gerçek bademcik iltihabı ya da bir otit, yani kulak iltihabı ya da bir menenjit ya da bir pnömoni, zatürre yok ise ya da bir apse yok ise, lütfen üst solunum yolu enfeksiyonlarınız, bağırsak enfeksiyonlarınız için en az 48 saat ateş yüksekliğinin devam etmesine izin verin. 48 saatten sonra devam eden bir ateş yüksekliği var ise, o zaman belki antibiyotik kullanımı düşünülebilir. Yine garanti değil. Mesela gripte 5 ila 7 güne kadar ateş yüksekliği olabilir. İnfluenza'da yani. CMV dediğimiz bir enfeksiyonda, viral enfeksiyonda 5-6 güne kadar sürebilir. Enfeksiyöz mononükleoz dediğimiz bir viral enfeksiyonda, yani öpücük hasta olarak bilinen viral enfeksiyonda 20 güne kadar ateş yüksekliğini ben kendim yaşadım. Ve tabii ki her ateş yüksekliğinin nedeni mutlaka enfeksiyon demek değildir. Ve bu konuda bilgili olmak ve buna göre davranmak gerekir. Bu çocuğunuza olan yaklaşımda gereksiz ilaç, müdahale ve stres oluşmanın önüne geçecektir. Ben birçok anneden şunu duyuyorum. Hocam 37,5'tu, ateşin yükselmesine engel olmak için ben ateş düşürücü başladım. Bu şuna benziyor. Başta da anlattığımız gibi bağışıklık sistemi için ateş yüksekliği önemli bir destek. Enfeksiyonla mücadele için önemli bir destek. Bu desteğe gitmek için düşünün ki enfeksiyon odağına koşmaya çalışan birçok bağışıklık sistemi elemanı var. Ve siz onların bacağını tutuyorsunuz. Hadi bakalım enfeksiyon ortadan kalksın. Böyle bir şekilde enfeksiyon ortadan kalkması mümkün değil. Bu nedenle şu cümleyi net olarak vurgulamak istiyorum. Lütfen çocuğunuzun ateşi 38 derecenin üzerine çıkmadan ateş düşürücü vermeyin. 37,5 derecede çocuğunuza ateş düşürücü lütfen başlamayın. Ateş düşürücüler meyve suyu değildir. Ateş düşürücüler kimyasal maddelerdir. Ve bu ateş düşürücüler içinde önceliğiniz parasetamol olsun. Birçok anne daha etkili yapabiliyor da daha etkili ateş düşürüyor diye maalesef ki ibuprofen kullanıyor başlangıçta. Bu yanlıştır. Bu sineği tabancayla vurmak anlamına geliyor. Tabii ki hani sinek tabancayla vurulur. Vuruldu sinek, ama buna gerek var mı? Tabancadan çıkan kurşun dokuya zarar verebilir. Bu nedenle lütfen önceliğiniz sadece parasetamol olsun. Parasetamolle düşüremediğiniz ama etkin dozda düşüremediğiniz ateşte ibuprofen tercih edilebilir. Ama parasetamol kullanırken de birçok aileden görüyorum ki parasetamol dozları çok düşük. Ve parasetamol dozu düşük veriyor, ateşi düşüremiyor. Bu sefer üzerine ibuprofen veriliyor çocuklara. İbuprofen masum bir ilaç değildir. İbuprofen yapısal olarak aspirine benzer. Ve birçok yan etkisi vardır. Tabii ki çok yüksek ve çok sık yan etkileri değil. Ama böyle bir durumda parasetamolü etkin dozda kullanmak varken neden biz ibuprofen kullanalım? Bir de ateş düşürme stratejisinde kim çıkardı ise bilemiyorum ama gerçekten etkin bir şekilde bunun lansmanı, reklamı ya da hani duyurusu yapılmış. Dönüşümlü verme. Bir parasetamol, bir ibuprofen, bir parasetamol, bir ibuprofen. Yani bir ateş yüksekliği olduğunda ben anne ateş yüksekliğine ait olan tanımı yaparken, ha hocam bir parasetamol, bir ibuprofen dönüşümlü vereceğim değil mi? Hayır. Böyle bir şey yok.
Lütfen bir elma ile bir portakalı, ikisi de meyve grubundan diye aynı şekilde kullanmayın, aynı şekilde tüketmeyin. Biz elma ile portakalı aynı şekilde mi tüketiyoruz? Yani elmanın işte dilim dilim yapıyoruz, yiyoruz. Ama portakalı da dilim dilim yapıyoruz, yiyoruz. Ama portakalın kabuğunu soyuyoruz. Elmanın kabuğunu soymamak gerekir. Elmanın kabuğunu soysanız bile iki dilim farklı. Bu nedenle lütfen bir tane antipiretik, yani ateş düşürücü olan ve birinci sırada olan parasetamolü düzenli bir şekilde her 6 saatte bir verin. Her 6 saatte bir, işiniz bitinceye kadar. Ama bu 6 saat aralarında eğer tekrar ateş 38 derecenin üzerine çıkarsa ve tekrar ateş düşürücü verme gereğimiz varsa ibuprofeni o zaman verin. Ama lütfen saat 6 olduğunda parasetamolü yine verin. Çok önemli. İbuprofen bir daha ne zaman verelim? İhtiyacınız yoksa vermeyin. Bir parasetamol, bir ibuprofen verirseniz parasetamolün yarı ömrü 6 saat. Ama ibuprofenin yarı ömrü 8 ila 12 saat. İki parasetamol arasını ne yapacaksınız? Bir o bir bu verirseniz 12 saat. Yani parasetamol etkisiz hale gelecek. Ama ibuprofen belki etki edebilir. Ama onun da etkisi şüpheli hale gelecek. Yani siz her ikisini dönüşüm olarak verirseniz iki ateş düşürücü ilacı da etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu nedenle parasetamol düzenli olarak verilmeli ve doku konsantrasyonu sabit tutulmalı. Sadece küçük oynamalar olmalı. Ama gerektiğinde ibuprofen verilmeli. Gerektiğinde ibuprofen verilmeli. Zaten bu şekilde olan etkili doz parasetamol ile eğer ki gerektiğinde kullanılan ibuprofen etkili dozda normal ve konvansiyon olarak uygun şekilde verildiğinde siz belki 48 saatlik bir viral enfeksiyonun ateş düşürücü döneminde buna sadece bir kez belki ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama daha çok ihtiyaç duyacağınızı sanmıyorum. Ve bu arada ateş yüksekliğiyle birlikte bazen anneler maalesef ateş yüksekliğiyle birlikte olan çocuğun enfeksiyonunda daha kötü olmasına daha çok giydirmekle ateşin daha da yükselmesine neden olmakta. Lütfen serbest bırakın. Askılı giydirmek, hatta çocuğu çıplak giydirmek, hatta enfeksiyon döneminde metabolizma çok daha yüksek olduğu için yatırırken çocuğu olabildiğince az giydirmekte fayda var. Ben maalesef ki birçok tatlı anneden şahit oldum ki önce çocuk enfeksiyon geçiyor, ateş yükseltmeye başlıyor. Gece üşümesin diye üstüne bir body, altına da bir çoraplı pantolon giydiriyor. Çocuk terlemeye başlıyor. Terlemesin diye üstüne bir de tulum giydiriyor. Yani maalesef ateş konusunda gereksiz bir panik ve yanlış uygulamalar çocuğa daha da zor, daha da çok zarar veriyor. İkincisi, ateşi olan her çocuğa biraz önce dediğim gibi bir antibiyotik öneriliyor. Lütfen antibiyotik kullanmayın. Bazen çünkü antibiyotik ateşi dediğimizde bir olgu var. Ve antibiyotik ateşi çocukların maalesef ki bir antibiyotik iyileşmeden başka bir antibiyotiğe geçilmesine neden oluyor. Ve dediğim gibi bunların hepsi ateş yüksekliğiyle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar, gereksiz endişe, panik ve maalesef ki uygulamalardan kaynaklanıyor. Ve bu arada tekrar belirtmek isterim. Ilık banyo bu çocuklar için iyi bir şey. Ve sıvı evaporasyon dediğimiz sıvının buharlaşması ateşi düşürür ama soğuk banyo ve soğuk su kesinlikle çok yanlış bir şey. Bu çocuğun titreyerek ateşin daha fazla yükselmesine ve bazen de maalesef havale geçirmesine neden olabilir.
Ekstra olarak da ateş yüksekliği deyince aklıma gelen şeylerden birisi çocuklarımızın ateş yüksekliği için olan sürelerinin akılda tutulmadan heyecan yapılması. Viral bir enfeksiyonda biraz önce belirttiğim gibi 48-72 saat hatta bazen 5 güne kadar olan ateş yüksekliği olabilir. Bakteriyel enfeksiyonları tabii ki 48 yaş saatten daha fazla olmalıdır. Ve burada anlaşılması gereken viral enfeksiyonlar 48 saate kadar ateş yüksekliği yapar. 48 saatten sonra antibiyotik başlayalım değil. 48 saatten sonra biz antibiyotin gerekli olup olmadığını düşünüp gerekli olup olmadığını karar verebiliriz. Ve belki bu konuda üzerinde karar için bazı laboratuvar testleri alabiliriz. Üçüncüsü de lütfen ateş yüksekliği olan çocuğumuzda eğer viral bir üst solunum yolu enfeksiyonu dışında herhangi bir objektif bulgu yoksa nedir bu? Kulağında bir kızarıklık veyahut da bademciklerinde bir tonsilit dediğimiz kriptik tonsilit dediğimiz ciddi bademcik iltihabı ya da bir santral yani bir menenjit bulgusu veyahut da akciğer muayenesinde bir başka bulgu ya da başka bir enfeksiyona da bu çocuklarda kan tahlili yapmaya gerek yoktur. Ateş yüksekliğiyle acile veyahut da doktora başvuran her çocuk bir kan tahlili yaptırarak buradaki lökosit sayısına göre karar veriliyor. Halbuki çocukluk çağındaki lökosit sayısı erişkine göre daha yüksektir. Ve buradaki yüksekliğe göre antibiyotik vermek ya da kanında mikrop var diye antibiyotik vermek son derece abes bir şeydir. Lütfen çocuğunuza gerekmedikçe kan tahlili yaptırmayın. Çocuğumuz için bir stres ve bir travma ve ülke ekonomisi için de ciddi bir kayıp. Ancak sadece kız çocuklarında net bir enfeksiyon odağı yoksa veyahut da daha önce bir idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş ise bu zaman mutlaka bir idrar tahlili tabii ki yapılmalıdır. Ancak bunun dışında bir tahlil yapılması gerekli değil. Hatta yapılmamalıdır. Çünkü bu sefer de özür dilerim. kanında mikrop var deyip gereksiz antibiyotik başlanmakta bu çocuklar için maalesef bir şanssızlık olarak addediyorum ben. Evet, sevgili anne babalar, sevgili misafirlerimiz, sevgili takipçiler, ben buraya kadar ateşle ilgili çocukluk çağında dikkat edilmesi gerekenleri anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce ve sizin için olabilecek seviyede. Ancak tabii ki mutlaka birçok soru, birçok konu, birçok ayrıntı vardır değinemediğim. Eğer ki bu konuda herhangi bir şekilde bir sorusu olan arkadaşımız varsa bana direkt olarak mesaj atabilir. Hem Instagram hesabımda hem de web sitemde gerekli olan iletişim numaraları, telefon numaralarım var. Telefon numaramı hatta buraya da yazabilirim. 0532 548 7032 benim telefonum. Aynı telefonum 543 de eğer ararsanız sekreterimin telefonudur. Buraya da mesaj atabilirler rahatlıkla. Ancak mutlaka vurgulamam gereken bir şey var tekrar. Lütfen ateş yüksekliğinden korkmayın. Lütfen ateş yüksekliğinden endişe etmeyin. Ateş yüksekliği çocuğunuzda ateşli havale oluşturmaz. Sizde ateşli havale varsa o zaman çocuğunuz ateşli havale geçirir. Ve bu ateşli havalede de herhangi bir şekilde çocuğunuz herhangi bir komplikasyon ya da herhangi bir problem yaşamaz. Ve ateşli havalenin ateşle olan ilgisi açık değildir. Yani çocuk her derecede ateşli havale geçirebilir. Mesela 37.9 38'in altında bir ateş burada havale geçirebilir. Ve birçok çocukta göstermiş ki ateş havale öncesi ateş normal havale geçirdikten sonra ateş var. Belki havale ateşe neden olabiliyor. Hani bunlar önemli konular.
Ve ateş yüksekliği çocuğumuz için değerlidir ve çocuğumuz için faydalıdır. Lütfen her ateşi hemen indirmeye çalışmayalım. Çocuğumuz ateş yüksek nedeniyle bir miktar yoruluyorsa, halsiz kalıyorsa ve genel durum bozuluyorsa lütfen o zaman ateş düşürücü verelim. Diğer zamanlarda vermeyelim. Üçüncüsü, önceliğimiz her zaman parasetamol. Ama eğer onunla ilgili yeterli dozda, tekrar vurgulamak istiyorum, yeterli dozda verilmiş ve hala ateş düşmemişse o zaman ibuprofen kullanabilir. Ama bir parasetamol, bir ibuprofen, yani bir biri bu kadar amiyane yanlış bir ateş düşürücü uygulaması olamaz. Lütfen öncelikle parasetamol, yani birinciyi verin, 6 saatte bir verin, 6 saati geçmeyin. Gerekirse bir 5 saate çekebilirsiniz. Ve eğer gerçekten uygun dozda vermiş ve gerçekten ateşten eminseniz o zaman ibuprofen verin, ama bunu saymayın. Saat 6 olduğunda tekrar parasetamol verin. Ve eğer ki o 48 saatten önce antibiyotik başlamayın. Eğer ki net odak olarak kanıtlanmış bir ateş yüksekliği odağı yok ise lütfen bir hiçbir şekilde antibiyotik başlamayın. 48 saatin sonunda antibiyotik için değerlendirelim. Yine kanıtlanmış bir odak yoksa lütfen her ateş yüksek durumunda çocuğunuza tahlil yaptırıp durmayın. Yani bu çocuklar için gerçekten stres. Açıkçası ben bazen çocuk geliyor, çok sıradan bir enfeksiyon ve durum. Elinde yaklaşık 5-6 tane bu kadar tahlille. Ya tahlil yapmak, daha önceki toplantılardan arkadaşlarımız bilir, hatırlarsa, tahlil yapmak çocuğunuzu tedavi etmez. Laboratuvara biz ancak bizi desteklerse inanırız. Ve lütfen ateş yüksekliği olan, lökositi biraz yüksek olan çocuğunuza kanında mikrop var diye antibiyotik başlamayın. Bakın, bu viral enfeksiyon, yani %80 viral enfeksiyon. Bu viral enfeksiyonlarda başladığınız antibiyotiklerin hemen hemen tümü yeni bir viral enfeksiyon için destek veriyor. Yeni bir viral enfeksiyon neden oluyor. Yeni bir viral enfeksiyon neden oluyor. Çocuğunuzun normal yapısında bulunan ve gerçekten çok faydalı olan, kendi faydalı mikrop havuzunu bozuyor ve bu havuz tekrar 6 ay sonra yerine geliyor. Bu nedenle ateş yüksekliği antibiyotik kullanma nedeni değildir tek başına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çocuklarımızla sağlıklı bir ömür, sağlıklı günler diliyorum. Sevgi, saygı ve en içten sevgilerimi ve esenliklerimi diliyorum.